olan ERP Talks. Ben Ahmet Savaş Göktürk moderatör. Tedarik uzmanı Nevzat Ali Kılıç. Bizlere İndia'daki tedarik zinciri sürecinizden seçmeniz ve doğru ERP'yi de seçmeniz gerekiyor. Çünkü burada siz ne aktarıyorsunuz? Kırıkkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden hep lojistik sektörüyle alakalı konularla geçti. Çünkü üniversitede bir farkı yok vardır diyemeyiz. WMS siparişlerin bazılarında problem yaşayabiliriz. Burada bir isimle slide'ın arasında herhangi bir senkron... Evet, gayet güzel. Merhabalar, Endüstri Mühendisliğin platform projesi olan ERP Talks, ben Ahmet Savaş Göktürk moderatörlüğünde ERP sektöründen özel konukları içerecek YouTube konsepti ile hayata geçti. Ve bu yayında konuğumuz Endesign Mobilya'dan sistem yöneticisi Orhun Erol, koltuk üretiminde verimlilik ve ERP konulu sunumunu gerçekleştiriyor olacak. Hoş geldiniz Orhun Bey, merhabalar, nasılsınız? Hoş bulduk Savaş Bey, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Kendinizden ve Endesign Mobilya'dan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle şundan bahsedeyim. Endüstri Mühendisliğin platformunu uzun zamandır takip ediyorum. Hatta bir üyesiyim de. Bana bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Şimdi kendimden kısaca bahsedersem. Tabii. Adım Orhun Erol. 1994 yılında Eskişehir'de doğdum. Eskişehirliyim. 2016 yılında İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Endüstri Mühendisliği bölümünde okurken 3. sınıfta kendimi işletide ergonomiye yoğunlaştırdım. Daha sonra 4. sınıfa geçtim. 4. sınıfta kendimi bir ERP'nin içinde buldum. Dedim ki kendimi ben ERP alanına vermem lazım. Şimdi Endüstri Mühendisliğinde birçok konu olduğu için birçok alan var karşımızda. Ben kendimi ERP alanına yöneltmek istedim. Mezuniyetim sonrasında da yalın üretim konusu dikkatimi çekmeye başladı. Bununla alakalı eğitimler, kurslar aldım. Ve evet dedim ki ben iş hayatımın başlangıcında kararımı verdim. Yani dedim ki yalın üretim ve ERP sistemleri üzerine bir iş hayatı kendime planlayabilirim dedim. Bunun üzerine de zaten mezuniyetim sonrasında bir ERP firmasında ERP uzman yardımcısı olarak işe başladım. Orada bir müddet çalıştıktan sonra da şimdi işte şu an çalıştığım yere Endesign Mobilya'ya geldim. Yaklaşık 2,5 yıldır da Endesign Mobilya'da çalışmaktayım. Burada sistem yöneticiliği yapmaktayım. Yani mevcut kullandığımız ERP programının tüm implementasyon güncellemelerini takip etmekteyim. Onun haricinde firma ile sistem arasındaki süreç iyileştirme, süreç geliştirmeleri takip edip güncelleme işlemlerini yapmaktayım. Firmamızdan kısaca bahsetmem gerekirse, Endesign Mobilya 1983 yılında kurulmuş, şu an köklü bir firmadır. Genel merkez ve üretim tesisimiz Bursa'nın İnegöl ilçesinde olup, İstanbul ağırlıklı olmak üzere İzmir, Bursa, Sakarya'da mağazalarımız vardır. Endesign tabelasını taşıyan birçok bayimiz ve Türkiye'nin her yerinde de satış noktalarımız mevcuttur. Yurt içinde bu kadar aktif olduğumuz gibi yurt dışında da neredeyse bütün kıtalarda 70'ten fazla ülkeye ihraç yapan bir ülke durumundayız. Endesign Mobilya'nın felsefeleri var. Endesign Mobilya'nın bir görüş, bir duruşu var. Bu görüş, duruş ve felsefeyle yolumuza şu an devam etmekteyiz. Ne de dersek en büyük felsefemiz bizim kalite. Diyoruz ki kaliteli malzemeyi, kaliteli işçilikle, kaliteli ürünlere dönüştürüp daha sonra da kaliteli bir tedarik zinciri yöntemiyle müşteriye ulaştırmak ve mutlu müşteriler elde etmeye çalışıyoruz. Onun dışında da biz mobilya alanının her ayağında varız. Koltuk üretimi, yemek yatak odası, yaşam alanı ürünleriyle Endesign bu şekilde gerek ulusal gerekse uluslararası platformda var olmaya devam ediyor diyebilirim. Evet, çok teşekkür ederim. Peki Orhun Bey, bugünkü konumuzda olan verimlilik ile ilgili olarak sizce verimlilik nedir ve sizin firmanız yani Endesign Mobilya
Verimliliğin hakkında ne tür çalışmalar yapıyor? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Yani verimliliğe başta kitabı bir bilgiyle giriş yapmak istedim. Az önceki sunumumda da bahsettiğim gibi. Yani biz kaliteden ödün vermeyen bir firmayız ve artık günümüzdeki müşteri profilinin değişmesine bağlı olarak kimse kaliteden ödün vermek istemiyor. Eğer kalite varsa başarı var. Başarı varsa satış var. Satış varsa büyüyen firmalar var. Mottosu oluşmaya başladı artık. Buradan da yola çıkarsak kaliteli malzeme, kaliteli işçilik, bunun sonucunda kaliteli bir ürün, kaliteli bir tedarik zinciri kurabilmek ise maliyetli bir iş. İşte burada da bu maliyeti düşürüp ama kaliteden ödün vermeyerek hem firma hem müşteri kazansın istiyor isek işte burada devreye verimlilik giriyor. Verimliliği de kitabi bilgiyle tanımlamak istersek verimlilik nedir? Bir ürünün çıktısı bölü bu ürün için girdi diyebiliriz. Verimlilik bizim nezdimizde olduğu gibi bütün firmalarda neden önemli? Çünkü firmaların amacı her ne kadar müşteriye hizmet etmek olsa da firmaların bir amacı da ticari kuruluşlar olduğu için karlılığını arttırmak. Günümüzde ürünlerin fiyatlarını müşteriler belirlemekte. Yani bir satış fiyatı eşittir, maliyet artı kârdır. Burada satış fiyatını dediğim gibi müşteri belirliyorsa, kârlılığım da sabit bir değer gibi kalıyorsa orada, burada benim tek oynayabileceğim değişken maliyet kalıyor. Maliyeti düşürmenin yolu ise verimlilikten geçmekte. Kesinlikle. Firmaların kârlılığını arttırmak için tek çözümü kalıyor. Bu da maliyetlerini düşürmek. Maliyetleri düşürmenin yolu ise verimli bir üretim sistemi, hatta verimli bir tedarik zinciri yönetimi kurmaktan geçiyor. Verimli bir sistemi kurmanın yolu ise firmanın değerlerini yönetebilmesinden geçiyor. Aslında az önce fark ettiyseniz her şey bir zincir gibi. Yani zincirin bir halkasını tamamlıyorsunuz, diğerine geçiyorsunuz. Diğerini tamamlıyorsunuz, diğerine geçiyorsunuz. Bu halkalar birleşiyor, bir zincir oluşuyor. Bu zinciri de siz ne kadar kaliteli, ne kadar az maliyetle kurarsanız o kadar verimli bir zincir elde etmiş oluyoruz. Kesinlikle. Peki Orhun Bey, firmanızda verimlilikle ilgili projeye nasıl başladınız ve özellikle hem sizin Orhun Bey olarak hem de Endesign Mobilya'nın bu projeden beklentileri nelerdir acaba? Az önceki sunumlarımda da bahsettiğim gibi yani bir zincir olarak her şey devam ediyor. İşte biz dedik ki biz ve bizim nezdimizde tüm firmalar artık kaliteli iş yapmak zorunda. Kaliteli iş yapmanın yolu ise ne dedik? Kaliteli malzeme, kaliteli işçilik, kaliteli ürün, kaliteli bir süreç. Bunları yapmak ise maliyet gerektiriyor. Maliyetinizi arttırıyor daha doğrusu. Piyasada sizin ürettiğiniz ürünlerin muadilleri var. Ama sizdeki özeni göstermediği için fiyatlar aşağıda kalıp sizin fiyatınız yukarıda kalabiliyor. Bu yüzden de fiyat rekabetine girebilmeniz için, siz bunlardan ödün vermeden diğer fiyatlarla yarışabilmeniz için verimlilik çalışmalarına önem vermeniz gerekiyor. Ve verimlilik çalışmalarına önem vererek kaliteyi daha yukarılara çıkartıyorsunuz ve maliyeti de tam tersi yönde düşürmeye başlıyorsunuz. İşte biz tam burada bir karar aldık. Dedik ne yapmamız gerekiyor? Bununla alakalı yönetim ekibi olarak toplandık. Bir kararlar listesi çıkarttık. Dedik ki ne yapmalıyız? Dedik ki yani aldığımız kararlar ve uyguladığımız kararlar standartlar oluşturmalıyız dedik. Burada yansıda gördüğünüz üzere birçok madde var. Bu maddelerin açıklamalarını ilerleyen yansılarda yapacağım. Ama burada da ufak özetlerle hemen toparlayayım. Standartlar oluşturmalıyız dedik. Yani ben değerlerimi ölçebilmem için bir şeylerle kıyaslamam lazım bu değerlerimi. Evet. Bu ölçeceğim değerlerde de standartlar oluşturalım dedik. Verimliliği ölçmek için biz her ürünümüzün, her operasyonu için operasyon sürelerini belirleyelim. Bunlar bizim standardımız olsun dedik. Daha sonra üretimde istasyon bazında, çalışan bazında hedefler oluşturalım dedik. Daha sonra değerlerimizi somut olarak ölçebilelim dedik. Bu değerlerimizden kastımız az önce bahsettiğim gibi her ürüne ait operasyonların bir zaman etüdü çalışmasıyla standart
operasyon sürelerini ortaya koyalım. Daha sonra da üretimde Kioxlar yardımıyla çalışanların işe başlama ve bitirme sürelerini sistem bize versin ve bunlara bağlı olarak da standart değerlerle karşılaştırmasını yapalım dedik. Buna göre de standart değerle o çalışanın o anki, o günkü ya da istasyonun kaçaklarını tespit edelim, verimsizliklerini tespit edelim ve bu kaçakları iyileştirme yoluna gidelim dedik. Bu sayede de mevcut durumu sürekli hedeflerle de karşılaştıralım dedik. Yani karşımıza 3 tane değer çıktı. Bir tanesi anlık ölçülen değerler, bir tanesi standart değerlerimiz, bir de kişiye, istasyona verdiğimiz hedef değerlerimiz. Biz bunları sürekli kıyaslama yoluna gidersek, yakaladığımız kaçakları iyileştirirsek, burada da dedik ki yalın üretimin Kaizen modelini kullanalım. Yani sürekli iyileştirme modeli. Biz sürekli standarttan sapmalar başladıkça bu standarttan sapmaları tespit edelim ve bunları sürekli iyileştirelim. Hatta standarda yaklaştığı zaman bile çalışan istasyon bu sefer de hedeflere ulaştırmak için sürekli iyileştirmeler yapalım. Başlangıçta çalışana, istasyona %80 hedef vermişimdir. %80 hedef artık kaçaklar yok olmaya başlamış, standartlara ulaşılmaya başlamış. Bu sefer ben bu hedefi neden %85'e, %90'a çıkartmayayım? Bu sefer de hedef yükselterek bu hedefe ulaşmak için yine sürekli iyileştirmeleri kullanalım. Bu sayede biz verimliliğimizi yukarı çekelim. Verimliliği yukarı çekmekle birlikte maliyetleri azaltalım. Buna bağlı olarak da karlılığımızı yükseltelim hedefindeyiz. Çok güzel. Çok teşekkürler. Peki Orhun Bey, projenizin amacı ve hedeflerinden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Biz bu mottoyla yola çıktıktan sonra tabii her başlayan bir projenin bir amacı olmalı, bir ulaşmak istediği hedefi olmalı, bir süre zarfı içinde bunu gerçekleştirme hedefi olmalı. Biz de buradan yola çıkarak dedik ki bizim bu çalışmadaki, bu verimlilik çalışmasındaki amacımız üretim tesisimizde ERP programı ve ERP programına entegre bir veri toplama sistemi kuralım. Amaç başta bu. Daha sonra bu bütünleşik sistemle çalışan verimlilik ölçümlerini yaparak çalışan bazlı, istasyon bazlı, hatta bunu fabrika düzeyinde verimlilikleri ölçebilirim. Amacımız buydu. Bu amaçtan da yola çıkarak hedeflediğimiz yer ise periyodik verimlilik seviyesini sürekli görmek ve ölçebilmek. Sürekli iyileştirme mantığı ile, yani en önemli olay bu aslında. Yani sürekli iyileştirme modelini firmamıza oturtabilmek. Yani bu bir kaçak varsa bu kaçağı yok etmek. Kaçak olmayıp her şey rutin gitse bile bunu daha üst seviyeye çıkartmak amacıyla sürekli iyileştirme modelini kalıcı kılmak. Verimli bir üretim sistemi kurmak. Yani %100 verimlilik yani şu an için olmayan bir şey. Bizim amacımız verimliliği ne kadar yükseltebiliriz derdindeyiz. Yani şu an %75 seviyelerindeysek bunu neden %95'lere çıkartmayalım? Hedefimiz bu. Bu verimlilik üzerinden de yola çıkarak maliyetleri düşürelim ve karlılığımızı olabildiğince maksimum seviyelere çıkartmak hedefindeyiz. Evet. Belki de en zor kısmı ile alakalı şimdi sorum gelecek. Evet. Peki bu projeyi gerçekleştirmek için nasıl bir süreç yönettiniz? Bildiğiniz üzere hani siz de bu sistemin, bu sektörün içinde olduğunuz için çokça karşılaşıyorsunuzdur. Evet. Eskileri değiştirmek, kalıplaşmış bir şeyleri yıkmak çok zor. Tabii biz de bu süreçte böyle şeylerle karşılaştık. Ama bunun karşısında da bu kalıplaşmış şeyleri yıkabilmenin yolu ise yani biz tarafının güçlü olması, hani irade göstermesiyle alakalı. Yılmadan, pes etmeden karşı tarafa bunu empoze etmek ve bu sayede de hani doğru olanı yapabilmek gayesindeydik. Bunun için de firmamızda bu verimlilik sürecini yine yansıda gördüğünüz başlıklar adı altında ele aldık ve bu şekilde de bir sonuç elde etmeye başladık. Yani biz şu an bu işin başındayız. Daha sonra işte bunu yavaş yavaş bütün fabrikaya yayıp artık yavaş yavaş her şeye oturmuş bir sistem haline getirip yavaş yavaş da tam anlamıyla istediğimiz bir verimlilik süreci yönetmek ve sonucunda da verimlilik elde etmek istiyoruz. Ve en nihayetinde de karlılık elde etmek istiyoruz.
Şimdi biz bu projemizin süreci nasıldı? Şimdi burada gördüğünüz başlıkları ilerleyen yansılarda tek tek ele alacağız. Ama hemen burada özetlemem gerekirse verimlilik sürecimiz bizim. Tabii her şeyde olduğu gibi bir gözlem analizle başladık. Yani mevcut durumu bir inceledik. Daha sonra bu mevcut durumun üzerine ne koyabiliriz'e geçtik. Daha sonra standartlaştırmalara başladık. Yani yapılan işlemlerin standartlaştırılması, yapılan işlem sürelerinin standartlaştırılması, yapılan süreçler arasındaki koordinasyonun standartlaştırılması, ürünün bir istasyondan diğer istasyona geçişinin standartlaştırılması gibi. Yani bir standart adımları oluşturduk. Daha sonra ERP programının implementasyonu, yani sahada edindiğimiz bilgileri, sahada elde ettiğimiz verileri ERP programına o verilerin girişini sağladık. Sistem daha sonra bu verilerle ölçeceği değerleri karşılaştırabilsin diye. Üretime veri giriş ekranları aldık. İşte Kiox'lardan bahsediyorum. Daha sonra üretim takibi ve verimlilik analizi için ise üretimde bir iş emri lotno mantığı yürürlüğe koyduk. Veri giriş ekranları için üretim ekranları tasarladık. Yani kullanıcı dostu olsun, üretimde bunu kullanacak arkadaşlarımız zorlanmasın. Olabildiğince az işlemle bu işlemlerini gerçekleştirebilsin adı altında. Daha sonra da çalışanlarımıza bu girişlerden sonra yine ERP sistemi üzerinde hedef ekranlar oluşturduk. Kişilerin, istasyonların hedeflerini koyabilmek adına. Ve en sonunda da bu kadar çalışmanın sonucunda da artık verimlilik analiz raporunu elde etmeye başladık. Dediğimiz gibi bizim bu çalışmamızın ilk adımı değerlerimizi yönetebilmek. Önce değerleri yönetelim, sonuçlar elde edelim. Bu değerlerimizden çıkan sonuçlara göre de çözümler bulmanın derdine düşelim. Şu an bizim projemiz bu şekilde yürüyor. Devam edersek gözlem ve analiz çalışması, üretimin istasyonlara bölünmesi ve istasyonların belirlenmesi, bir bütünü yönetmekten ziyade bütünü parçalara ayıralım. Daha sonra bu parçaları kendi içinde ayrı ayrı yönetmek daha kolay olacaktı. O yüzden biz de bütün bir üretimi belli istasyonlara parçaladık. Daha sonra bir koltuğun üretimine dahil olan makine ve tezgahları, yani o operasyonda kullanılacak makine ve tezgahları belirledik. Daha sonra bunları da sisteme dahil edebilmek için kodlama bir kod verdik ve sisteme dahil ettik. Koltuk sektörü bildiğiniz gibi hani emek yoğun bir sektör, yani el işçiliğinin çok olduğu bir sektör. Evet. Bu nedenle de çalışanlara da bir kod verip çalışanları da sisteme dahil ettik. Koltuk üretim sürecindeki tüm operasyonları belirledik. Yani biz bir koltuğu hangi operasyonla başlatıp hangi operasyonlarla devam ettirip en sonunda hangi operasyonla bitirdiğimizin genel anlamda bir operasyon listesi çıkarttık. Tabii her koltuk her operasyona uğramıyor. Daha sonra her koltuğu hangi operasyonlardan geçerek koltuğa dönüştüğünü belirledik. Ve her koltuğun geçtiği operasyonları belirledikten sonra da bunların zaman etkili çalışmalarına başladık. Bir sonraki maddem zaten standartlaştırmadan kastım o. Her koltuğun her operasyonu için zaman etüdüyle o operasyondaki standart sürelerini tespit ettik. Burada bir üretimde veri topladığımız bir form örneğini gösteriyorum size zaten. Zaman etüdü çalışmasını biliyorsunuz. Şu an endüstri mühendisliği okuyan, endüstri mühendisi olan arkadaşlarım da bilecektir. Bir ürünü ele aldık. Bu ürünün işte dikiş ve baskı operasyonundaki süre ölçümlerini yaptık. Tabi bu bir kişiyle ya da bir kere ölçümle yeterli olmuyor. Farklı kişilere tekrarlatarak bu süreleri ölçtük. Bu süreleri ölçtükten sonra bunun üzerine o çalışanın tempo takdir puanı veriyorsunuz. Daha sonra dinlenme payı veriyorsunuz ve standart bir zaman oluşturmaya çalışıyorsunuz. Biz de bunu yaptık burada. Yani dedik ki elimdeki üçlü bir koltuğun dikiş süresi bir çalışanda ölçtüğümüzde 35 dakika, birisinde 33, birisinde 32, birinde 37. Bu şekilde süreler çıkıyor. Bu çalışanların her birine bir tempo takdiri vererek bunu çarpan olarak kullanıyorsunuz. Bir normal zaman elde ediyorsunuz. Daha sonra bu normal zamanların üzerine dinlenme payı ekliyorsunuz ve standart bir zaman oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bunu yaptık.
Daha sonra da ERP sistemi tarafında bizim üretimden topladığımız bu verileri sisteme aktarmak için de bir ekran tasarladık. Bu ekran tasarımında da işte biz ürünlerimizin elimdeki tüm ürünlere ait tüm operasyon listesini döktük ve bu operasyonda bu işlemin süresi ne kadar? Onları buraya ekledik. Amacımız da burada sistem buradaki sabit standart süreyi alıp daha sonra ölçülen değerle karşılaştırabilsin diye bu işlemi yaptık. Daha sonra üretime veri giriş ekranlarının alınmasıyla devam ettik. Yani belirlediğimiz her operasyona, operasyonun gerçekleştiği alana bir Kiox aldık, bir bilgisayar aldık. Amacımız da burada o operasyona gelen iş emrinin barkod okucularla okutulsun. Zaten sistemde bu üretime başla denildiği zaman sistem kendi içinde veri toplama sistemi bir sayaç çalıştırıyor. Ve bu sayaçta süre işlemeye başlıyor. Ta ki ne zamana kadar? Bu işlemi sonlandırılana kadar. Daha sonra sistem ne yapıyor? Bu ölçülen süreyle bizim o standart olarak girdiğimiz süreyi karşılaştırıyor. Ve o operasyon için o çalışana ait bir verimlilik değeri ortaya koyuyor. Üretim emri ve load mode çalışmamız da bu şekilde oldu. İşte çalışan eline geldiği bir iş emrinde bütün bilgiye ulaşabiliyor. İşte koltuğun adından kaç adet üretileceğine kadar, üretimin başlama tarihine, daha sonra sonuçta biliyorsunuz koltuk varyasyonlu bir ürün. Koltuğu ham halinde seçen bir müşteri üzerine işte tek renk kumaş isteyebiliyor, kırlentlerini farklı renk isteyebiliyor, ayağını farklı farklı renklerden birini seçebiliyor. O yüzden de bu ürüne ait varyasyonları da aşağıda getiriyoruz. Çalışan arkadaşımız o Kiox'ta bu barkod okuyucuyu okuttuktan sonra üretimine devam ediyor. Bu üretim ekranlarında çalışanların anlayabileceği sadelikte, basitlikte ayarladık. Arayüzü kolay bir şekilde. Çalışan arkadaşıma, her çalışan arkadaşımıza bir şifre verdik. O şifresiyle o operasyondaki arkadaşım üretim ekranına bağlanıyor. Daha sonra buradaki arkadaşım hangi tezgahta çalıştığının bilgisini sisteme giriyor ve iş emri numarasını, az önceki iş emrindeki numarayı barkod okuyucuyla okutup bu ekrana o numarayı alıyor. Daha sonra da karşısına şöyle bir ekran geliyor. Bu ekranda biz arkadaşımıza her türlü bilgiyi sunmuş oluyoruz. Zaten biz de buradan bu verileri çekerek üretimde verimlilik hesaplayacağız. İşte hangi çalışan arkadaşım, hangi istasyonu, hangi operasyonu, hangi ürün için yaptığının bilgisine ulaşabiliyor. Üretime başla diyerek de üretim başlamış oluyor. Daha sonra üretim bittikten sonra da buradaki miktarın hepsini bir anda bitirmek zorunda değil. Bitirdiği miktara girip üretimi sonuçlandırıyor. Sonuçlandırdıktan sonra sistem üzerinde sayaç çalışmaya başlıyor demiştim. İşte bu arkadaşım bu ürün için üretimi bu kadar sürmüş. Yani saniye bazında bu iş emrinin başlama ve bitiş arasındaki süre ölçümünü bana yapıyor. Bu şekilde bir üretim ekranı tasarladık. Bu ekrandan iş emirlerinin okutulmasıyla üretimdeki verimlilik adına yaptığımız çalışmanın bir kısmı başlamış oldu. Yani ölçülen değerlerden bahsetmiştim. Ölçülen değerleri bu şekilde elde ediyoruz. Daha sonra da hedef ekranları var demiştim. Yani biz yine tekrar etmek gerekirse emek yoğun bir sektör. Yani el işçiliğinin çok olduğu bir sektör. O yüzden de burada çalışan verimliliğinden gitmemiz daha mantıklı olacak. Çünkü olabildiğince koltukta makine kullanımı yok denecek kadar az. O yüzden de biz çalışanlarımıza 3 alanda hedef koyduk. Performans oranına bir hedef koyduk. Performans oranından kastımız şu. Birim işi zaman etüdündeki standart süreye göre yapma hedefi. Bir örnek verirsem, üçlü bir koltuğumun standart süresini dikişte 30 dakika belirlemişimdir. Bu arkadaşım bu verilen 30 dakikaya göre ne kadar sürede yaptığının bir hedefi. Daha sonra toplam çalışma oranından kastım. 7,5 saat çalışıyor bizim burada bir arkadaşımız. 7,5 saatte 7,5 saatinin ne kadarını doldurduğuna bir hedef verdik. Daha sonra kalite oranı. Kalite oranında da
o arkadaşımın elinden çıkan her işin kaç tanesi, yani toplam kaç iş elinden geçmiş, kaç tanesi hatasız çıkmış. Buna bir hedef koyduk. Daha sonra bunların üçünün çarpımında da yüzdelik olarak bir verimlilik değeri elde etmeye çalışıyoruz. Evet. Bizim projemiz bu şekilde şekillenmiş oldu diyebilirim. Evet. Peki Orhun Bey, gerçekleştirmiş olduğunuz bu projenin çıktısı ne oldu ve proje sonucunda neler elde ettiniz? Şöyle özetleyeyim. Artık zaten sunumumun da sonuna geliyoruz. Evet. Verimlilik analiz raporu diye bir rapor oluşturduk. Yani bu kadar çalışmanın sonucunda en baştan düşündüğünüz zaman alınan kararlar sonucunda bunları hayata geçirmek, 3 tane değer ortaya koymaya çalıştık. Bu 3 tane değeri nasıl yorumlamamız gerektiği ile alakalı en sonunda bir rapor oluşturduk. Bu 3 değerimizden birisi standart değerler, bir tanesi ölçülen değer, bir tanesi de hedef değerdi. Biz bu 3 değeri kullanarak çalışan bazında, istasyon bazında, hatta fabrika bazında verimliliğimiz şu an nerelerde, yaptığımız iyileştirme çalışmalarıyla nereye gelmiş ve hedeflerimizi ne kadar yakalamışın derdine düşmeye başladık artık. Bu raporumuzda şöyle bir rapor çıktı en sonunda karşımıza. Şimdi bu raporu şöyle özetlemem gerekirse de bir çalışanımı ele alıyorum. Bu çalışan rapor tipinde değiştirebiliyorum. Yani istasyon bazında da çalışan bazında da bana bir sonuç veren bir rapor bu. Yine rapor formatında da bana bunu günlük, haftalık, aylık, yıllık bazda analiz olarak dökebiliyor. Olayım şu. Buradaki çalışan arkadaşım bu operasyonda ne kadar iş yapmış? Bu yaptığı işlerin standart süresi ne kadarmış? Bu arkadaşımın yaptığı iş süresi ne kadarmış? Yani şu an yaptığı iş normalde yapması gereken süreyi 1260 saniye olarak belirlemiş. Ama bu arkadaşım bu işi 1430 saniyede yapmış. Buna bağlı olarak sistem bana otomatik bu arkadaşımın performans oranı olarak bu kadar verimlilikle çalıştığını ortaya koyuyor. Demiş ki bu arkadaşım bugün için %88 verimle çalışmış değerini ortaya koyuyor. Yan taraftaki toplam çalışma ise bugün 7,5 saatin saniye karşılığı 27 bin saniye. 27 bin saniyenin kaçta kaçını doldurmuş? Yani bugünün ne kadarını dolu geçirmiş? 5,3'ünü geçirmiş. Daha sonra yaptığı işin ne kadarı kaliteli olarak çıkmış? Tamamı kaliteli olarak çıkmış. Ve en sonunda da bu arkadaşımızdan beklediğimiz hedef %4,7'ymiş. Ama hedefimiz neymiş? %64'müş. Ben burada bir sunum için hazırladığım için, tabii bunlar gerçek değerler değil. Evet. O yüzden de böyle afaki değerler çıkıyor ama ben işin mantığını anlatmak adına ben arkadaşıma günlük bazda, işte aylık bazda, yıllık bazda bir hedef değer koymuşum. Bu arkadaşım bu hedef değeri ne kadarını yakalayabilmişin artık değerlerini ölçmeye başladı. Bunun bir sonraki formatı istersem istasyon bazında, bir sonraki formatı kişileri getirmeyip fabrika bazında işte ben bugün ne kadar verimli çalışmışım ya da bunu günlük bazda değil, aylık bazda ben bu ay ne kadar verimli çalışmışım değerini almaya başladım. Bu değer sonucunda da hedeflerime ne kadar yaklaşmışım, hedefimden ne kadar uzağım. Biz bunu daha çok kişi bazında götürmek istiyoruz. Bununla alakalı da şöyle bir çalışma var. Örnek veriyorum, bir arkadaşım, mesela dikişteki bir arkadaşımın bir üçlü koltuğu yapma süresi 30 dakika diyelim, standart süremiz. Ama bir arkadaşım bunu 40 dakikada yapıyor. Yani diğer arkadaşlarım bu 30 dakikanın çevresinde yapıyor bu işi. 30, 31, 29, 32, 33. Ama bir arkadaşım 40 dakika. İşte bizim ve firmaların en büyük sorunu yani bu veriyi ortaya koyabilmekti. Bu 40 dakika yapan arkadaşımı bulduktan sonra işte bu arkadaşımın bu kaçağı nereden kaynaklanıyor? Yani çalışan arkadaşımdan bir sorun var. Çalıştığı tezgahtan bir sorun var. Ona gelen malzemede mi bir sorun var, yolda mı bir sorun var, bunu ortaya dökebilmek olay. Yani bu işlemi yaptıktan sonra da, bu kaçağı yok ettikten sonra o arkadaşın da diğerlerinin seviyesine geldiği zaman biz bir verimlilik adı altında bir aşama kaydetmiş oluyoruz. Bunu tüm çalışanlarda, tüm istasyonlarda ya da bütüncül bakıp tüm fabrikada gördükten sonra
artık verimliliğin yavaş yavaş yükselmeye başladığını görebiliyor olacağız. En basit örnek, yine o arkadaşımdan gidersek, 10 dakikalık bir kaçağı firmada bir güne bakmamak lazım, bir yıla bakmak lazım. Bunların bana ne getiriyor, ne götürüyorsunu bakmak için. Evet. Bir arkadaşım o üründen günde bir defa yaptığını düşünsek, her gün sadece bu üründen 10 dakika kaybı var. Bir yıl içinde bu arkadaşımın çalışma gününe baktığımız zaman 301 gün civarı bir gün var. Yıllık iznini de kullansın, 280 küsürlerde bir gün çalışıyor bu arkadaş. 280 gün çarpı 10'dan 2800 dakika gibi bir şey çıkıyor. Bunu gün bazına vurduğunuz zaman 6 güne tekabül ediyor. Yani bir arkadaşım yılda 6 gün sadece bu kaçaktan dolayı bize bir verimsizlik yaşatıyor. İşte biz bunu önceden tespit edelim, bunları yok edelim ve yıllık bazda baktığımız zaman bu kaçakları yok ederek bize tekrar verimli bir şekilde dönüş yapsın. Ve bu sayede maliyetimi düşüreyim, karlılığı arttırayım gibi bir hedefe ulaşmaya çalışıyoruz ve bunu da ilk aşamada başardık diyebiliriz. Evet, ellerinize sağlık. Gerçekten çok kıymetli bir proje ortaya çıkmış. Çok teşekkür ederim. Paylaştığınız kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Orhun Bey. Ekleyeceğiniz farklı bir konu var mıydı? Konuşmamın başında da söylediğim gibi bu platformda böyle bir davette bulunmanız beni çok onur etti. Çok teşekkür ederim. İnşallah bu yayınlandıktan sonra da gerek endüstri mühendisliğinde şu an yetişip artık sahaya çıkmayı bekleyen arkadaşlarım olsun. Onlara bir nebze faydamız olabilmişse, bir nebze ufuk açabildiysek ne mutlu bana diyorum. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz Orhun Bey. ERP Talks ve diğer projelerimizi daha yakından takip edebilmek için Endüstri Mühendisliğim kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Farklı bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler.